Aşıkların meclisine, meydanına merhaba. Hoş geldiniz göz üstüne, divanına merhaba. Vatanımın dört yanından toplanmış gelmiş bunlar. Edirne'den Ardahan'a, her yanına merhaba, hey hey. Vatanımın dört yanından toplanmış gelmiş bunlar. Edirne'den Ardahan'a, vatanına merhaba, hey hey. Aşıklar gemiye benzer, kaptanına merhaba. Aşıklar gemiye benzer, kaptanına merhaba. Limana çıkmaya bakın, ummanına merhaba. Bura aşık meydanıdır, gelen gelmiş buraya. Hoş geldiniz göz üstüne, irfanına merhaba. Bura aşık meydanıdır, gelen gelmiş buraya. Hoş geldiniz göz üstüne, irfanına merhaba. Çok sağ ol. Muhabbetler aşıkların perdesinde, telinde. Konuşunca hüner vardır ağzındaki dilinde. Bugün 23 Aralık 2003 yılında Ankara'da sohbet vardır, destanına merhaba, hey hey. Bugün 23 Aralık 2003 yılında Ankara'da sohbet vardır, destanına merhaba, hey hey. Öyle bir köprü vardır ki belki de geçeceğim. Aşkın badesi doludur, bu gece içeceğim. Taşlı ova Kasım'ındır, boyunu ölçeceğim. İsterse şahit olan bilenine merhaba. Kaslı olan kasibindir, boyunu ölçeceğim. Bunu bilenler bilmiştir, bu yanına merhaba. Şeref der ki aşık olan başka bir halli değil. Şeref der ki aşık olan başka bir halli değil. Kuru ağacı görürsen yapraklı dallı değil. Biraz sonra görüşürüz, orası belli değil. Dinleyenler anlayacak, erkanına merhaba, hey hey. Biraz sonra görülecek, orası belli değil. Dinleyenler anlayacak, erkanına merhaba, hey hey. Çobanoğlu kurulmuştur, bildi bu divan başka divan. Çobanoğlu kurulmuştur, bu divan başka divan. Her saatin hükmü vardır, bu ferman başka ferman. Hele bakın bu fidana, bu fidan başka fidan. Bunu başkası dermesin, Bağmanına merhaba. Öyle bir selviye bakın, bu fidan başka fidan. Bunu başkası dermesin, Bağmanına merhaba. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Sizlere de var olun, sağ olun. Bir hoş geldin dedik. Çobanoğlu, aşık, hani bizde bir söz var. Kızım sana diyorum, gelinim sen işit tabiriyle. Aynı şekilde bir hoş geldin dedik. Buradaki aşıklarımızı, arkadaşları. Burası bir muhabbet meclisi. Aşıklar hoş geldine başladıkları zaman onun arkasında sel gibi akar gider. Şimdi ustalarım, bu güzellemeyi hangi arkadaşlarımıza? Efendim eğer... Nuri ile... Evet, İhsan Usta. Evet.
Biri de Ahmet. Boyrazoğlu'na. He. Çırağıyla yani. Nuri Çırağıyla Boyrazoğlu. Evet, şimdi Nuri Çırağı ile Ahmet Boyrazoğlu şöyle bir güzelleme yapsınlar. Ben mi açıyorum ayağımı? Evet, siz açıyorsunuz. Ben o yara konak olsam, konağında bir gün kalsam. Kına diye yaksa beni, tırnağında bir gün kalsam. Kına diye yaksa beni, tırnağında bir gün kalsam. Olsam gerdanına, inci olsam gerdanında, bu halında bir gün kalsam. Beni oynatsam elinde, parmağında bir gün kalsam. Beni oynatsa elinde, parmağında bir gün kalsam. Bir gün kalsam, bir gün kalsam, parmağında bir gün kalsam. Evlerinin önü tepe, yağmur yağar sepe sepe. Olaydım altın küpe, olsaydım sırça küpe, kulağında bir gün kalsam. Olsaydım sırça küpe, kulağında bir gün kalsam. Bir baksam ela gözüne, hayran olmuşam yüzüne. Başımı koysam dizine, ayağımda bir gün kalsam. Başımı koysam dizine, ayağımda bir gün kalsam. Bir gün kalsam, bir gün kalsam, ayağımda bir gün kalsam. Dalsam Poyrazoğlu dalsam, o yardan rısmetim alsam. Domur domur bir ter olsam, yanağında bir gün dalsam. Domur domur bir ter olsam, yanağında bir gün dalsam. Çırağının hevesine, baksan gönlümün sesine. Çıksam yarın yaylasına, o dağında bir gün kalsam. Yarla çıksam yaylasına, oymağında bir gün kalsam. Bir gün kalsam, bir gün kalsam, oymağında bir gün kalsam. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. İşte güzelleme. Yaylasından, oymağından, tırnağından, bukağından, yanağından ve hatta dudağının güzelliğinden, yarının sevgilisinden gönül duygusunu birleştirdi. Bunun ikisi de Emrah diyarından. Birisi Erciş'li Emrah, birisi Erzurumlu Emrah diyarından.
Aşık Nuri Çırağı Erzurumlu, Ahmet Poyrazoğlu. Şimdi sizlere aşıklık geleneğinin dallarından bir tanesini değerli ustalarım. Diyorum ki bir şöyle bir semayı da burada bu meydanda bir sebil sebil bir güzellikler çarşısı içerisinde sergileyelim. Ne diyorsunuz? Çok müsait olur, münasip olur. Hüseyin abi, Hüseyin Sümmanioğlu. Evet, Hüseyin Sümmanioğlu, Narmanlı Üstad Sümmani Baba'nın torunudur. Buyurun Üstad. Eser bir sani rüzgâr, ah dağdırut saman gibi. Aman aman, kalaydı pazide hu. Kalır der üsteme kuvvet. Ne sülften izhar olmuştu kahrımanı katil veylet. Servetine güveneydi karına kalırdı servet. Yeser etmedi yani göre Cenab-ı Hak kudret. Mağrurlanma malı mülke olmak len olsan gibi. Eser bir samir rüzgar, ah dağdırut saman gibi. Sümmani havayı bahset, yan için canı yakarsın. Vefası yok cefası çok olan ayara bakarsın. Kimden bir acı söz duysan beş fazla ona çakarsın. Bir gönül tamir edemez nece binalar yıkarsın. En asıran böyle dersin, kendin yukarı bakarsın. Mağrurlanma, malam ülken, olma.
bahren olsan gideyim. Eser bir sami rüzgar dağıdırım osman gibiyim. Çok sağ olasın. Ustana rahmet, dedene rahmet. Tüm gelmiş geçmiş ustalarımızı da bu arada rahmetle anıyoruz. Bu semayı aşıklık geleneğinin bizim halk edebiyatımızın en zor dallarından birisidir. Gönlümüz arzu ediyor ki bunun yaşaması ve bunun içerisinden her satırından sayısız kitap çıkacağının takdirini de bundan sonraki nesile bırak. Yine aşıklar zor günün insanlarıdır. Sevginin, güzel günün oldukları gibi zor günün de insanlarıdır. Hep sanatın, şiirin zorlarını üzerlerine alırlar. Zafer destanları söylerler, ağıtlar söylerler, kahramanlıklar söylerler, düğünler yaparlar. Bunlardan birisi de değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki satrançtır. Satranç bir oyun aslında. Padişahları mat eden bir oyun ama şiirin de satrancı var aşıklık geleneğinde. Bunu da uzatmadan Kosoflu Aşık Müdami'den bir dörtlük örnek verdikten sonra bakalım bundan sonra hani görelim Mevla neyler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin buyurduğu gibi neylerse güzel eyler. Eskiden satranç aşıklarda karşılıklı da okunuyordu ama bu akşam lütfeden onu yine söylediğiniz gibi. Tabii zaten bu Çobanoğlu bir hüner işi, bir ustalık işi. Bunların hepsi burada zaten usta olarak seçilmişler, ben hariç tabii. hepsi usta. Ben izniniz olursa bu değerli ustadımızdan belki yazılı da bir hata işlemeyeyim diye bakarak okuyacağım. Diyor ki aşk şarabın içen dilber dehanın da bağır olur. İçen dilber aşk elinden cuş eder bağır olur. Dehanından cuş eder her sözü kibar olur. Bağır olur, bağır olur. Kibar olur, ihbar olur. Şunu şöyle çok yakından satranç olduğunu sizlere göstermek üzere sunuyorum. Belki çok iyi çıkmayabilir ama bir resimdir, bir maharettir, bir hünerdir. Evet, şimdi sözü yine ustalarımıza geldik. Zor dallardan birisine. Ne diyorsunuz? Bir müstezata var mıyız? Bir müstezat. Evet, bir var mıyız? Tabii. Çerkez olmaz. Çerkezoğlu. Onu da Çerkezoğlu. Çünkü hani Erzurum'a ait olduğuna göre. Evet. O zaman Çerkezoğlu. Yeter Leyla'yı çevirdin bana günah diye. Bu da bir ahdır aman. Sevene sevgi sızından cemalın mahdır. Doğmam mübahdır. Kaşların yay kipriğin o kıyma canıma. Girme kanıma. Tamir mümkün değildir kalp beytullah'dır. Sırrı dergâhtır Leyla. Leyla, ah Leyla, Leyla. Erzurumlu Çerkezoğlu feryat eden de.
Sen beni terk eyle, sende aşkım bu tende. Saklarım bende, sen bendesin, ben sendeyim aynı bedende. Hayal güdende, sana naz ben elem veren Allah der. Sırra agahtır Leyla, Leyla, aha Leyla, Leyla. Diline, diline, diline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Az önce söyleyen Semai'yi, Şimani Baba'nın torunu Hüseyin Şimanoğlu'ydu. Müstezatı söyleyen Fuat Çerkezoğlu, Erzurum'un olgunluğu, havasından belli olduğu gibi böyle vakur bir sesle söyledi. Anadolu üç şeyle beslenmiş. Birisi çiçek, birisi şehit kanı, birisi şiir. Şiir de bu iki şeyi tamamlar. Doğru. Bunlardan örnek verirsek çoktur burada ama şöyle Erzurum yaylalarından Toroslardan aşağı doğru aşalım diyorum. Aşalım. İhsan Usta, Çobanoğlu, Nuri Çırağı, Ruhani Baba, Poyrazoğlu, Selmanı Baba, kimi diyelim burada çağıralım? Aha, Toros. Aslan gibi kadirli Osman Peyman. Evet. Bir de Erzurum'un soğuk yerinde. Peki. Bir türkü söylesinler, ona da sıra gelecek çoban. Soğukla sıcak bir çarpışsın, ona da sıra gelecek. Beni çölden çöle atsan yine senden umut kesmem. Beni çölden çöle atsan yine senden umut kesmem. Garipleri içine katsan yine senden umut kesmem. Yine senden umut kesmem. Ömrümüz besli kafeste, daima kulağım seste. Can çıkarken son nefeste, yine senden umut kesmem. Gönlümün yaresine sen melhemsin çaresine. Şu gönlümün yaresine sen melhemsin çaresine. Atsan veyil deresine yine senden umut kesmem. Yine senden umut kesmem. Peymaninin tapusunda sen gizlisin yapısında. Cehennemin kapısında yine senden umut kesmem. Evet, evet, evet. Evet, iş odur ki
taşı mercan edesin. Cananı can edesin, gönlü sultan edesin. Cehennemin kapısında ümit kesmemek kadar güzel, çünkü onda her şey var. Evet. Mevlana gel diyor ya. Çok sağ ol. Onun gibi. Peki. Olsun. Arkadaşlarımızın da gönül fısıltısından aldığım şeyi karşılıklı. Birisi Adanalı, Kadirli, birisi Erzurumlu, Marmanlı. Birisi şu anda sıcak iklim. Neyse. Erzurum'a göre birisi de soğuk iklim. Da buna çok ters bakıyor. Bir mi aralarında bir şeyler var ama. Evet efendim. Şeref ters bakmak değil de. Sözü de Feymani'ye verelim. Bir soğuk, evet, bir de sıcak dediniz. Sıcak. Soğuk, sıcak da yağan yağmurun yaşını bir gün akşama kadar anlat kuruyor. Kışın da kışın yaşını da bir saatte soğuk kurutuyor. Bakalım ama bunu ne diyecek. İnşallah, evet, inşallah, evet, diyorum. Evet. Kime ayak mı veriyorsunuz? Beyman usta açıyor. Beyman usta açsın. Şeref Bey, bir kelime söylemek istiyorum. Buyur. Hüseyin bana aslında ters bakmadı. Ben Hüseyin'e ters baktım. Niye biliyor musun? İşte söyleyeceğim burada. Erzurum'a geldim, sesim kısıldı, kışınızı beğenmedim Hüseyin. Erzurum'a geldim, sesim kısıldı, kışınızı beğenmedim Hüseyin. Bizde bülbül öter, sizde de karga, kuşumuzu beğenmedim Hüseyin. Bülbül öter, sizde de karga, kuşumuzu beğenmedim Hüseyin. Aman aman, kara kışa dadaş lazım dayana, düşünüzü beğenmedim Feymani. Hep çekilip gölgelerde uyursuz, işinizi beğenmedim Feymani. Hep sesilip gölgelerde uyursuz, İşinizi beğenmedim Feymani. Çok sağ olun. Beğenmez. Biz de Karaca olan sizde de Emrah. Biz de Karaca olan sizde de Emrah. Sümman yar için etmiş hep ahva. Bizdeki bembeyaz, sizde simsiyah, taşınızı beğenmedim Hüseyin, Hüseyin. Bizdeki bembeyaz, sizdeki simsiyah, taşınızı beğenmedim Hüseyin. Aman aman, İgit olan girer ancak bu sefer. Sana örnek verdim bak defa defa. Kara kabak gibi beyinsiz kafa, başınızı beğenmedim Feymani. Kara kabak gibi beyinsiz kafa, başınızı beğenmedim Feymani. Feymaniyim sohbet soğuk, gülemem gülemem. Bu bir taşlamadır, özür dilemem. İçinizi Allah bilir bilemem, dışınızı beğenmedim bir şeyim. İçinizi Allah bilir bilemem, dışınızı beğenmedim Hüseyin, Hüseyin. Güzel, çok güzel. Aman aman,
Sözümana verir akıl sahibi. Süman oğlu der ki bakma bu gibi. Ben tüfekelim de sen ceylan gibi. Peşinizi beğenmedim feymanı. Kaçarsın önümden bir ceylan gibi efendim. Peşinizi beğenmedim feymanı. Çok sağ olun. Efendim çok teşekkür. Bu aşıklık geleneğinin atışma, taşlama, hizviye birbirleriyle ama gene buradaki pay, herkese düşen pay neyse odur. Bunların davası öyle sanıyorum ki Adana ile Erzurum'unki gönül mahkemesine kaldı. Arada bir kıta geçti. Açıklamada yarar var. Şimdi Hüseyin Sümanoğlu bir şey dedi. Yatarsız nasıl çalışırız? Ya kim çalışır? Efendim? Ne demek istedin burada? Sümanoğlu bu kapalı kasabı eğilir. Arif nezdi şu burası. Ben mi açtık burada? Ben de bilemedim de. Yok yok açma kalsın. Evet, şimdi kalsın. O demin dedim aşıkların gönül mahkemesine. Yok mahşere niye götürüyoruz Allah'a şükür. Burada her şey yaparız. Efendim bizim geleneğimiz çok derin. Edebiyatımız çok derin. Aşıklık geleneği yaşayan insanların tüm canlıları içine alan bir geniş gönül haritası, gönül atlası. Bunlardan bir kapı açacağız şimdi sizlere. Sizleri Tokat ilimize götürüyoruz. Tokat'ın da güzel bir ilçesi Almus'a götürüyoruz. Almus'un da şöyle yamaçta bir köyü vardır Kuru Seki diye. O köye götürüyoruz. O köylü bir aşık Hasan Selmani var. Bugün aramızda bize bir tekke edebiyatı nefes gibi, bizim biliyorsunuz kültürümüz çok zengin, Bektaşi felsefesinin içerisindeki bir değişini sunacaktır. Buyur usta. Gözden dersim alayım dersen, küntü gözden dersim alayım dersen, Adem'e bak Adem ilmini oku, Esma'yı Hüsna'yı bileyim dersen, Adem'e bak Adem ilmini oku, ilmini oku. Demi canlar demi, şirindir demi. Gelir geçer gelir dünyanın gamı, ömrünün gamı. Allemel esmadır bu can bu vücut. İlk mescid Adem'e olundu sücud. Her ne ararsan Adem'de mevcut. Adem'e bak Adem ilmini oku, ilmini oku. Her ne ararsan Adem'de mevcut. Adem'e bak Adem ilmini oku, ilmini oku. Hem arş-ı Rahman'dır, hem arş-ı Zemin.
onun için damlaması zemzemin. Yerler gökler hizmetinde Adem'in. Adem'e bak Adem, ilmini oku, ilmini oku. Yerler gökler hizmetinde Adem'in. Adem'e bak Adem, ilmini oku, ilmini oku. Demi Haydar demi şirindir demi. Gelir geçer gelir dünyanın kamı, gönlünün kamı. Zuhuru toprak su ate, yerden ateşten. Zuhuru toprak su yerden ateşten. Nuru ziyan aldı aydan güneşten. Haber alam dersen sen bu bilişten. Adem'e bak Adem, ilmini oku, ilmini oku. Haber alam dersen gel bu bilişten. Adem'e bak Adem, ilmini oku, ilmini oku. Selmanim Adem, ilmine daldım. Garg olup girdabın içinde kaldım. Her ne aldımsa Adem'den aldım. Adem'e bak Adem, ilmini oku, ilmini oku. Her ne aldıysa Adem'den aldım. Adem'e bak Adem, ilmini oku, ilmini oku. Gönlüm var olsun. Ecdadımız, dedemiz Adem Baba'nın künyesini dünyamıza bir ses gibi, bir kulaklara ulaşan bir mesaj olarak aşıkın telinden, aşıkın dilinden bunu duymak ne kadar güzel olduğunu bütün dünya bilmesi gerekiyor. Şimdi ne dersiniz? İki tane arkadaşımızı çağıralım. Yani Nuri hazır mısın? Yani tekrar ederken bize nasıl? Başka. Birisi Van'dan. Evet, Nuri Çırağı ile Fuat Çerkezoğlu'nu karşılıklı olarak bunlara da bir ayak verelim. Hay buyurun. İhsan Usta. Yok. Sen kendin sen ver. Estağfurullah. Ve Köroğlu'nun bir meşhur bir sözü var. Ben varken meydan sana düşer mi? Mevlid İhsan'ı varken bizim ne haddimiz ya? Sen bizim ustadımızsın. Şeydir. Evet. Yağmurda lezzet var, garda lezzet var. Evet. Buyur. Eyvallah. Şimdi saygıdeğer ustalar, ben diyorum ki bu ayağı da çok işlediğimiz, hepinizin de iyi işlediği bir dürbeyt makamında açalım. Evet. Ne dersiniz? Çok güzel olur. Ağam eşyanın her birini severim. Ben eşyanın hepsini severim. Yağmurda lezzet var, karda lezzet var. Doğru çalışmaya her an everim. Helal ticarette karda lezzet var. Doğru çalışmaya her an iverim.
Helal ticarette karda lezzet var. Çok usandım bu dağların kışından. Çiçek açan ilkbaharda lezzet var. Cahilin dünyada vardığındansa Şah Mansur'un çektiği darda lezzet var. Cahilin dünyada vardığındansa Mansur'un çektiği darda lezzet var. Ah kurbanın insanlara Kur'an yar 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 yar. Kur'an insanlara veriyor haber, verdiği her haber gayet muhteber. Bize şefaatçi Nuri Peygamber, Resulü Kibriya nurda lezzet var. Bize şefaatçi Nuri Peygamber, Resulü Kibriya nurda lezzet var, lezzet var. Ak eğer nazar etseyin aman 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 insan insanı, insan kendisinde bulur cihani. Bu ses nereden gelir nerede hani, kişilikte ihtiye barda lezzet var. Bu ses nereden gelir nerede hani, insandaki olan sırda lezzet var. Ah yar yar ey yar 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 yar, evvel yar ahir yar. Nuri çırağıyım dediğim gazel, benim sevdiceğim güzelden güzel. Alemin sahibi ululem yezel, hasili ve selam yarda lezzet var. Cümlenin sahibi yar 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 yar, ululem yezel, hasili ve selam yarda lezzet var, lezzet var. Fani Çerkez oğlum aman 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 aman, bu dünya fani. Kevşet senden evvel gelenler hani, her nerede olursa kendini tani. Derd alır satarsın bu pazarda lezzet var. Bütün meydanlarda kendini tani, kan doludur bu pazarda lezzet var. Evet. Çok sağ olun, çok var olun. Kan doludur bu pazarda lezzet var dedi, bağladı Fuat Çerkezoğlu, Nuri Çırağı. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanların duyguları gönülden gelir, yürekten gelir. Ama aşıkların duyguları bazen de böğründen gelir, ciğerden gelir. Şimdi bu lezzetin üzerine bir geleneğin fidanını dikelim. Bu fidan da aşıklık geleneğinde tecnis deriz biz buna. Tecnisin şöyle kısa bir durumunu arz edeyim sizlere. İki satır yukarıda 11 hecelidir.
cinaslıdır. Ortada 4 satır, 7 hecelidir, cinaslıdır. Altta 2 satır, 11 hecelidir. Ona kafiye bağlantılı cinaslıdır. Buyur Murat Çobanoğlu. Şöyle Erzurum'dan Kars'a gidelim. Yani bu tecinesi biz mi okuyacağız? Evet. İkiniz. Evet. Hayırlısı. Tabii bu demin buyurduğun gibi cigalı tecinesi. Evet. Zaten saf tecinesi çok kolay olur da bakalım. Şu yanı çözüm. Yar 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 ey, dinle bu sözümü sen taşlım ola, gönül mehman olur divan içinde. Azim divan içinde vardır, divan içinde nice bin insan gitti yok mu divan içinde. Her şeyi var etti divan içinde, ararsan bulunur divan içinde. Bir gün gelen gider kalmaz dünyaya, bir gün servayacak divan içinde. Bu fani dünyadır, gelenler göçer, bir gün servayacak divan içinde. Çok sağ ol. Sevda çeken aşık ağlar dolanır, gözlerinden yaşlar akar yüzüne. Aşık der ki yüzüne leke vurma yüzüne, merdin sana kurbandı namertlerin yüzüne. Dert bilmez derdin açma dünyada, bedasılın astarın ey yüzüne. Dert bilmez derdin açma dünyada, leyli 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 kurbanın ollan bir sallan yeri. Bedasılın astarına yüzüne. Bir bana feryat ettim yalvarmıştım canana, belki bu yaramı gele yar bağlar. Ben ezinem yar bağlar, feryadım da yar bağlar. Yüz bin hekim gelse boş yine yaram yar bağlar. Kimse bilmez yar bağlar, gül içinde yar bağlar. Bülbüle ikram etti gül içinde yar bağlar. Aldanma dünyaya, gelenler gider, akıbet kalacak divan içinde. Değir zalimin en yola çıkma bir yana, atar seni etrafından bir yana. Aşık der ki bir yana, bir alışa bir yana, ben ne diyeyim kadere saldı beni bir yana. Gece gündüz hasretini çekerim, leyli 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 kurbanın olayım ayağa haray. Dert elinden düştü ben de bu yüze. Çobanoğlu dikkat eyle sözüne, sonra sen düşersin hele ayağa.
Ben ezinem ayağa, feryadından ayağa. Dikkat et efendim, gel sen düşman ayağa. Kendini bilmez insan bir gün düşer ayağa. Ey canım ayağa, her ne istersen iste. Şeref der ki mezarında gül açar, şeref der ki mezarında gül açar, toprak kilit hava kapı gül açar. Aşık der ki gül açar, kas bahçede gül açar, bülbül 11 ay öter uyanır ki gül açar. Mehdi'nin dillerinde gül açar, leyli 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 kurbanın oğlan. Ayağa harayı zalimine sakın gelme yüz yüze ya. Ya, ya, ya. Evet, sağ olun. Evet, hepinizi sağ olun arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel oldu mu? Yaşşı. Sağ olasınız.